Aşağıdaki soruyu cevaplamak için grafik çizme yöntemini kullanınız demişler. Ayşe ve Beyza geçtiğimiz hafta sonu ufak tefek işler yaparak ikisi birlikte toplam 50 lira kazandılar. Güle güle harcasınlar. Ayşe Beyza'dan 10 lira daha fazla kazandı. Her birisinin kazandığı para miktarını bulunuz. Bulalım bakalım. Önce sorudaki değişkenleri tanımlamakla başlayalım. A, Ayşe'nin kazancını gösteriyor olsun. B de Beyza'nın kazancı. Sorda bu hanımların, bu hanım kızların kazancına ilişkin bilgiler de verilmiş. İkisinin gelirlerinin toplamı 50 lira. O zaman A artı B eşittir 50 yazabiliriz. Ayrıca soruda Ayşe'nin Beyza'dan 10 lira daha fazla kazandığı da belirtilmiş. O zaman bunu da A eşittir b artı 10 olarak yazabiliriz. Yani Ayşe Beyza'dan 10 lira daha fazla kazanmış. Şimdi iki denklemden oluşan bir sistemimiz var ve iki tane de bilinmeyenimiz var. Bizden her birisinin ne kadar kazandığını bulmamız istenmiş. Bunu değişik şekillerde çözebiliriz ama soruda bizden grafik kullanarak çözmemiz istenmiş. O zaman biz de öyle yapalım. Gelirler pozitif olduğu için grafiğin sadece birinci bölgesini çizsek yeter dikey eksende Ayşe'nin kazancını, yatay eksende de Beyza'nınkini gösterelim. Ve şimdi bu denklemlerin ikisinin de grafiğini çizelim. Bunu yapabilmek için ilk denklemi alacağım ve eğim kesişim formunda şeklinde yazacağım. a artı b eşittir 50 denmiş. Her iki taraftan da b çıkaralım. Bu durumda denklem a eşittir eksi b artı 50 şeklini alır. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. B 0'a eşit olduğunda A 50'ye eşit olacak. A ekseni kesişimi 50 olacak. Ekseni işaretleyelim. 10, 20, 30, 40 ve 50. İlk denkleme göre eğer Beyza 0 lira yani hiç kazanmazsa Ayşe 50 lira kazanacak. Yani grafikte buradaki nokta. Ayrıca doğrunun eğiminin eksi 1 olduğunu da biliyoruz. Değil mi? Burada b bağımsız değişken ve kat sayısı da eksi 1. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Eğer a 0 ise b 50 olacak. Eğer Ayşe hiç para kazanmıyorsa Beyza 50 lira kazanıyor olmalı. Bu denklem tamamen buradaki ilk denkleme dayanıyor. B eksenini de işaretleyelim. 10, 20, 30, 40, 50. İkinci noktamız da burada. İki noktamızı bulduk. Şimdi bu iki noktadan geçen bir çizgi çizelim. Bu çizginin üzerinde bulunan her nokta ilk denklemi geçerli kılacak. Şimdi ilk ifadenin grafiğini çizmiş olduk. İkisi birlikte toplam 50 lira kazanıyorlar. Şimdi de ikinci ifadeyi düşünelim. Ayşe Beyza'dan 10 lira daha fazla kazanmış. Bunu da a eşittir b artı 10 denklemiyle ifade ettik, değil mi? Burada yeşille yazdığımız denklem. Bu denklem zaten eğim kesişim formunda şeklinde yazılmış. Eğer Beyza 0 lira kazanırsa, Ayşe 10 lira kazanacak. A kesişimimiz bu. Buradaki nokta. Eğer Beyza 10 lira kazanırsa, Ayşe 20 lira kazanacak. Bu noktayı da işaretleyelim. Eğer Beyza 20 lira kazanırsa, Ayşe 30 lira kazanacak. O da bu nokta. Böyle devam edebiliriz ama doğruyu çizmek için yeterince nokta işaretledik ve iki doğrunun kesişim noktasını bulduk. Grafiğimiz böyle görünecek. İki koşulunda grafiğini çizdik, birlikte toplam 50 lira kazanıyorlar. Grafikteki pembe çizgi, Ayşe Beyza'dan 10 lira daha fazla kazanıyor, bu da grafikteki yeşil çizgi. Bunların ikisinin kesişim noktası var. Grafiğe baktığımızda bunların kesişim noktasının burada olduğunu gördük, değil mi? Buraya rakamları yazalım. 10 20 30 Bu noktada kesişim noktasında Beyza 20 lira kazanıyor, Ayşe ise 30. Grafiğe bakarak göz kararı gelirlerin bunlar olduğunu bulduk. Şimdi bu değerleri denklemlerden birisine koyarak cevapların doğruluğunu kontrol edelim. a eşittir 30 ve b eşittir 20. İlk koşulumuz Ayşe ve Beyza toplam 50 lira kazanıyorlar. a artı b eşittir 20 artı 30 eşittir 50. Bu değerler ilk koşulu sağladı. İkinci koşula bakalım. Ayşe Beyza'dan 10 lira daha fazla kazanıyor. A eşittir B artı 10, 30 eşittir 20 artı 10. Evet, bulduğumuz A ve B değerleri bu koşulda karşıladı. Bu değerler her iki koşulda sağladığına göre doğru cevabı bulduk demektir. Ayşe 20, Beyza ise 30 lira kazanmış. Şahane.